Selam dostlar, yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Wukong alarak başladık. Ben zırh almıştım. Kılıçla kritik geldi. Bir takım şampiyon geldi ama hepsini satsam bile 10 gold faizine çıkamıyorum. O yüzden tuttum. Şimdi ilk seçenekte Xena çıktı. Yükseliş. İkisi de güzel bir seçenek. Yani burada şey dedim, late game'e gideyim. Zaten Xena çıktı gibi bir seçenek varsa. Ben şimdi hiç şampiyon yoksa o turdan sonra 3 XP kazanacağım ekstradan. Güzel bir seçenek. Oraya gittim. Değişik bir deneme oyunu olarak öngörüyorum bu oyunu. İlginç bir deneme oldu. Siz de görüşlerinizi yorumlarda bildirin lütfen. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Sadece savunucumuz aktif. 2 yıldız olduğu için. Gangplank'i tuttum. Board'da tutuyorum. Planım da yine bir counter play oyunu. Yani ters bir tahta kurarak meta komplarına karşı. Nasıl güçlü olacağınız üzerine kuruluydu. Şimdi normal oyunda ben bir Garen denemiştim. Montaj kanalında o Garen 3 videosunu izleyen arkadaşlar biliyordur zaten. İzlemediyseniz de linkte açıklama var arkadaşlar. Buraya da abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bir an önce partnerle açarsak süper olacak çünkü. İzlenmelerimiz güzel gidiyor ama abone sayımız az. Dediğim gibi teşekkür ederim. Buraya da abone olduğunuz için. Şimdi orada zaten bir Garen'in gücünü denemiştim, test etmiştim ben. Normal oyunda oynuyorum oradaki oyunları. Burada da aslında çok meta olan kompozisyonlar ne? Erken aşama kompları özellikle. İşte Lulu'lar, süper reroll carry'ler. Bunlara karşı çok güzel bir counter play oyun olabileceğini düşünüyorum. Zaten orada bir deneyimim olmuştu, bir test olmuştu. Burada da dereceli versiyonunda onu yapabilir miyiz gibi bir niyetlendim. Özellikle erken aşamada Wukong alma sebeplerimden biri de oydu zaten. Savunuculu bir board kuracağım. Garen bulacağım en yakın zamanda. Late game hızlı bir şekilde gideceğim. O yüzden zaten mekaları tahtada tutuyorum. Draven yoksa hiçbir şey açmıyor değil mi bize? Hünerlisi açık gerçi. Kendi kendine bir buff'u var Draven'ın zaten ama. Late game'e gidip Garen'i bulup güzel bir board oluşturacağız. Counter play oyunu aslına bakarsanız güzel bir deneme olacak. Burada da ihtiyacım olan eşyalara baktım. Şimdi Kai'Sa'nın üstünde zaten tam item var. Garen için de çok efektif. Garen'in itemlerini de şey yapmayı düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Bildiğiniz kesin atış versiyonundaki gibi. 2 saniye keseyim. Burada level'a para vereyim dedim. Çünkü hem Draven'ı kullanacağız hem büyük ihtimalle Poppy'leri de oyun boyunca tutacağız savunucu olduğu için. Sonuçta bir şekilde benim level'a da para vermem lazım. Garen ihtimalini yükseltmem için en hızlı şekilde 7 level'a gitmem lazım. Tamam, Xena çıktığından bir buff kazanıyoruz, XP kazanıyoruz. Ama hiç XP'ye basmazsak da Garen'i bulma ihtimalimiz daha geçe kalacak. O yüzden yaptık. Bu arada artık hiçbir şey yapmıyoruz. Merdiven kalacağız belli ki biz. Yani bu board'da sürekli kazanmam imkansız. Yeraltı açanlara karşı kazanan bir board kesinlikle ama işte sonsuzluk timi olan rakiplerime karşı büyük bir ihtimalle mağlubiyet alacağız. O yüzden galibiyet serisini çok sallamıyorum. Hatta burayı bile ucu ucuna mı kazanıyoruz? Kazanamıyor da olabiliriz. Av heyecanı var. Evet, burayı büyük ihtimalle kazanamayacağız biz. Çünkü av heyecanından çok can yenilediler. Eşya bitirmediğimiz için kazanamadık. Onu da söyleyeyim. Aslında benim burada Garen oynayacağımı öngörüyordum. Geldikçe itemleri çıkartacağım bir şampiyona vermem lazım. Ne o şampiyon? Mesela Gangplank çok iyi taşır Garen'in eşyalarını. Golemlerden de gelen eşyaları görüyorsunuz. Şimdi bir Eko almıştım. Eko'yu keşke almasaydım dedim. Çünkü 9 gold faizinde kaldım daha demin. Ve full item yaptım Gangplank'i. Burada biraz kafama dank etmiş. Çok da erkenden yapabilirdim. Gerçi golemle gelen parçalarla tam diğer iki item birleşti. Son fısıltı oluyordu ama diğerleri olmuyordu. Bildiğiniz kesin atış formasyonunda bir Garen oynayacağız. Bu zaten şu eşya dizilimi kesin atış formasyonu. %100 krite çıkıyorsunuz. Şampiyon kart geldi. Burada şeyi düşündüm. Zaman hançeriyle de oynayabilir miyim acaba diye düşündüm. Ama plandan vazgeçmeyeyim dedim. Yani Garen bulacağız. Rolledim. Garen arıyorum. Burada da altın yağmur aslında çok güzel bir erken buff olurdu bizim için altın olarak. İstemedik. Ve kılıcım kalkanımdır. Zaten ben bu kartın daha efektif olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğerinde carry kartında kitle kontrolden etkilenmiyor rakipler. Garen'in oynanmasının en yegane sebebi hasarından daha önemli olabilir. Kitle kontroldür. Tabii bu tamamen benim görüşüm. Garen 4 saniyenin takım arkadaşlarının azami canlarının %12'sine kadar eşdeğer bir kalkan sağlayacak. Yeteneğini kullandığında tabii. Yani biraz yeteneğini kullandırması geç oluyor ama yeteneğini kullandıktan sonra diğer takımındaki şampiyonlar da gayet tanklaşıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada yaptığım salaklığı iyi izleyin. Mecha oyuncuyu ben Garen yaptım zannediyorum. Jax yapmış. Ve farkında değilim burada. Direkt de Demir Soleri de yaptım. Eko'yu tutuyoruz. Board'dan çıkaracağız tabii. Burada Eko'yu çıkarıp Rammus'a versek süper olurmuş. Yine bir hata yapmışım orada da. Ya burada ne oluyor ya diye bir mal gibi bir ekrana kaldım ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla Mecha oyuncuyu Jax seçtik. Jax geri de
denemek isteyen arkadaşlar var. Onu da denedim ama üçüncü olabildim. İlk üçe girebildim bir kere. Onun dışında da bir galibiyet alamadım. Çok fazla oynanamıyor maalesef. Şu anki meta'ya çok ters. Boğalara karşı Jax o kadar güçlü değil. Burada yaptığımız salaklık yüzünden bir mağlubiyet aldık. Sonra da hatamızı düzelttik. Meka'yı gördüğünüz gibi Garen yaptım. Eko'yu çıkaracağız tabii ki de bir an önce. Ama şu an zaten aşağıdan bir rol yapmamak istemiyorum. Zihin açıklığını kullanarak çok hızlı bir şekilde 8'e 9'a gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Garen'in full kritli olduğu için rakiplerin backline'ını tarumar eden bir versiyonu bu. Böyle oynanmasını tavsiye ediyorum. Yani gidip de Garen'e çok defansif itemler verdiğinizde backline'da bir carry ile oynamanız lazım. Keza onun oynanışını da daha önce yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sol'le yapmıştım. Sol backline'dan yıkıyordu. Garen de tanklıyordu. Burada direkt Garen'in carry olduğu ama yetemediği yerlerde de backline'daki şampiyonun hasarıyla tamamladığı bir versiyonu oynuyoruz. Eko'yu şutladık. 25 altınımız var. Belveti koydum en güçlü şampiyonu olduğu için. Şimdi bu kompozisyonu oynarken de bu arada kesinlikle ve kesinlikle backline'da güzel bir carry yapmanız lazım. Farkındaysanız ben meka olarak Draven'ı yutturmuyorum. Bunun tek sebebi Draven'ın en azından Hünerlisi aktif olması. Çünkü Garen tek atamadığı şampiyonlara Draven Hünerlisiyle yıkıyor geçiyor. Ola ki Arma bulursanız, hatta o dün işte montaj kanalında yaptığımız videoda Arma bulmuştum. Arkaya ben Sol'ü koymuştum en başta. Sol daha güçlüydü. Ama fanteziye kaçıp Urgut'u koyduk. Urgut'u koyduğumuz için ikinci olduk. Çünkü rakip her şeyi 3 yıldız yaptı. Biz de Garen'i 3 yıldız yapmıştık. Aynı onun gibi bir tarza çevirmeniz lazım. Bulabiliyorsanız meka armısı bulursanız eğer, dediğim gibi burada kesinlikle şey yapmak lazım. Ona işte Sol gibi bir şampiyon, büyük hasar veren bir şampiyon yapmak lazım, koymak lazım. Şimdi diğer Garen'i de bulduğum gibi full Garen'li Garen buldukça board'a koyacağım ve zaten boş slotum var benim. Belvet duruyordu öylesine. Belvet'i yok ettik gitti. 60 gold'umuz var. Lobinin de yani bu tahtanın da benim tahtamın da en büyük counter arkadaşlar hackerlar. Çünkü Garen hacker'da gelen şampiyona hasar atamıyor çoğunlukla %99 ihtimalde. Backline'deki şampiyonu indirdiği anda zaten Garen önündeki ve rakibin backline'ındaki şampiyonlara hasar atabiliyor ama bizim tarafımızdaki backline'e hasar atamıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla en büyük counter play'i hacker portlar bu tahtanın da. Şimdi Gümüş Augment savunucu yüreği gayet güzel. Savunucularımız direkt 4'e çıktı. En iyi seçenekti. Rollemek istemedim. Pandora falan gelir. Üzülürüz yani. O yüzden çünkü zihin açıklığı oynuyorken Pandora zaten asla kullanamayız arkadaşlar. Olabildiğince en erken seviyede 8'e çıkacağız. Ana hedefimiz, ilk hedefimiz 8. 8'de Garen'i 3 yıldız yaparsak zaten çok güçlü olacağız. Ki 3 yıldızı bırakın, şu an 1 yıldız. 1 yıldız olduğu hali bile ne kadar güçlü görüyorsunuz. İşte %100 kritle oynamanın da tabii çok büyük etkisi var. Garen yeteneğini kullandığında diğer şampiyonlarımın da tanklığı arttığı için süper bir yere doğru gidiyor oyun. Burada da çok şanslıyız. 2 tane Garen geldi altta 7 level'da. Baya şans. Diğer Garen'i de board'a koyduk. Ana Garen'imiz 2 yıldız. Diğer Garen'imiz de board'da gördüğünüz gibi. Yapabildiğim kadar demir soderi yapacağım. Zeke'de yapmanızı öneririm. Diğer şampiyonlara eşya vermenize gerek yok arkadaşlar. Yani tabi olabiliyorsa eğer meka önce arması falan bulduysanız Sol'e de geride oynuyorken eşya verin. Ya da Sol yerine başka hangi carry'i oynamak istiyorsanız backline'dan, ama en verimli Sol olur. Morgana da güzel olur ama Morgana biraz hasardan eksik bırakır sizi. Ama şöyle bir artısı olur. Garen'in kitle kontrolü var. Morgana'nın kitle kontrolü var. Rakip böyle civasız da oynayacağı için çoğunlukla. Çünkü herkes ezbere oynuyor bu oyunu. Civasız da oynayacağı için çok güçlü çıkabilirsiniz. Karusel'de çok bizim zaten iteme ihtiyacımız yok. Hem altın değeri en yüksek şampiyonu aldım ve onu da sattım. Şimdi burada level'a bastım ben. 50 gold faizini zaten alabiliyorum. Rally'de 2 yıldız yapabiliyorduk soru işaretiyle birlikte. Hem de demir solarının maksimum verimini kullanmak için yaptım. Garen'in en köşede oynuyorum farkındaysanız. Mesela şu an rakibin Lulu carry'si var. Bildiğimiz standart meta kompozisyonlarından birini deniyor. Ama sadece Lulu'yu 3 yıldız yapabilmiş ama ana hedef şampiyonunu 3 yıldız yapmış. Yaptığımız yani verdiğimiz etkiyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani çok da diyecek bir şey yok. Gayet güzel bir counter play oyunu oldu bence. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz de geri dönüşlerinizi de lütfen yapın. Şu anda sadece 2 yıldız bir şampiyonla verdiğimiz hasarı görebildiniz. Burada da işte Hünerli devreye girdi. İşte Garen'in yetemediği yerde backline'deki şampiyonun değeri çok büyük. O yüzden diyorum zaten kesinlikle burada backline'de bir carry ile oynamanız lazım diye. Şimdi 50 gold'un üstündeydik. Bir rol yaptık burada. Garen bulamadık maalesef. Garen bulsak onun yapabilirdim. Yani en azından 3 yıldız yapmak için.
Burada Garen'i buldum ama artık 3. Garen'i bulmak yerine tüm şampiyonları satıp tekrardan 50 gold faizini alıp 3 tane Garen'le oynamaya kanaat getirdim. Bence de gayet verimli. Zaten çok iyi kazanan bir board'umuz var. Erken aşamayı çok güçlü geçirdik. En nispeten de olsa geç de olsa itemleri yaptığımız için de bir fayda sağladı. Garen de çok oynanmıyor. Sadece sonsuzluk timi oynayan rakipler genelde Garen alıp ona arma verip işte frontta bir ekstra tank olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Şu an benim oynadığım lobide yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle biri. Ve böyle gayet kimseye blok yemeden kimseden rahat rahat gidebildik gördüğünüz gibi. Yani bence çok net bir şekilde gösterebildiğimi düşünüyorum şu an şu kompozisyonun ne kadar güçlü olduğunu. Şimdi soldeyiz. Şu soru işaretlerini giderek almadım bilerek. Çünkü zihin açıklığından şampiyon ihtiyacım olan şampiyon gelirse diye almadım. Burada tekrardan rolleyip Garen bulursak ona göre planlayacağız. 50 gold'un üstündeyiz zaten. 50 gold'un altına inmeyi hiç düşünmüyorum şu an için. Çünkü zaten lobinin en üstündeyiz. Hiçbir problemimiz yok. Gayet verimli gidiyoruz. En büyük sıkıntımız şu, yutturduğumuz şampiyonları 3 yıldız yapamayacağız. Yani ne Jax'i ne burada Wukong'u ya da Draven'ı hiçbirini 3 yıldız yapamayacağız. Çünkü zihin açıklığıyla oynuyorum o yüzden yani. Bir Demir Soler'i daha yaptık, güzel. Evet, bizi en büyük counterlayan rakibim geldi karşıma yine. Ama gördüğünüz gibi bizi counterlıyor ama diğer rakiplere karşı hiçbir şey yapamıyor bu board'da. Aslında bu LB oynanışı metaydı bir ara. Çok görmüyordunuz belki bilmiyorum ama yüksek elo'larda oynandığını ben çok görmüştüm bu kompozisyonun. Güzel bir kompozisyon. Bir ara da size çekebilirim bunu. Ama en son zaten LB carry versiyonunu bir yapmıştık biz 3-4 gün önce. O yüzden denemedim üstüne bir daha ama bayağı güçlü bir kompozisyon. Sadece bulamamış rakip. LB'yi 3 yıldız yapamamış. O yüzden güçsüz bence. Kaybettik yine orayı. Zaten bizi çok counterlayan bir ordu var. O rakip kalırsa burada Garen'i 3 yıldız yapmamız lazım. Başka türlü kazanamayabiliriz onu. Şimdi burada Leona'yı bulduk. Leona'yı bulduğumuz için full all-in'e gittim. Çünkü benim en azından Garen'i 2 yıldız yapıp Leona'yı da board'a koyup 5 mekaya çıkmam lazım. Derken burada zaten ikinci Garen'i 2 yıldız yaptık. Şimdi bu şampiyonların hepsini satalım. Zaten bulamayacağız. Zihin açıklığından maksimum kullanalım. 30 gold faizimiz alalım. Şimdi 5'e de çıktık. 5 mekaya da çıktık. Savunucumuz maalesef 5'te. Onu 6'ya çıktığımızda 360 zırh kazanacak tüm savunucu şampiyonlar. Diğer şampiyonlar da 180 kazanacak. Zaten Garen yeteneğini attığında tüm şampiyonlarımız ekstra tank oluyor. Çünkü kalkan kazanıyorlar. Gayet verimli bir board olduğunu düşünüyorum. Bu rakip de bayağı zorluyordu bizi. Çünkü backline'deki şampiyonumuzu tek atabildi. Ucu ucuna da kazandık. Güzel oldu. Şimdi bir galibiyet serimiz var. Daha demin çünkü en son Hackerlee'ye yenilmiştik. Oradan beri aslında bayağı kazanıyoruz. Bir galibiyet serimiz olduğuna bakmayın. Zaten 67 candayız 5-3'te. Kompozisyon bence gayet verimli çalışıyor. Demir Soleri ve Zeke tavsiye ediyorum. Tekrardan söyleyeyim. Ya bulabildiğiniz kadar Demir Soleri, bulabildiğiniz kadar Zeke. Burada Garen'i arşa çıkarır. Hatta o işte 3 yıldız yaptığımız videoda da yine Demir Soleri ve Zeke yaptım diye hatırlıyorum. Zeke de bayağı verimli oluyor. En azından saldırı hızını artırıyor o yüzden. Karuselde ben zaten Leona'yı almayacaktım aslında. Fake attım. Rakip Leona'ya gitti. Dikenli Yele'ye gittim. Çünkü burada ne yapacağım yani ikinci Hünerliği koyarsam Hünerliği 4'e çıkarmam lazım. Çok manasız olacaktı o yüzden. Dikenli Yelek'le Titan'da gittim. Leona'ya verdim. Leona da burada çünkü benim 5 mekadan en verimli şampiyonum. Hasar değerini gördünüz. Orayı da gösterdim. Merak eden arkadaşlar oluyor çünkü. %100 kritle oynayınca işte rakibin backline'daki carry'lerine neredeyse tek atabiliyor Garen. 3 yıldız olunca kesin tek atıyor zaten arkadaşlar. Onu da deneyimledim daha önce. Oradan biliyorum. Dediğim gibi o videoda yaptığım için diyorum. Ama 2 yıldız olduğunda tam tek atamıyor. Tam tek atamadığı için işte backline'daki şampiyonla sizin o şampiyonu yok etmeniz gerekiyor. Lakin işte bu eşya dizimde en büyük sıkıntısı tanklara daha az vuruyoruz. Gördüğünüz gibi Aatrox'u yıkamadık. Tabi maskotu da çıktı. O yüzden de etkilendik. Şimdi o rakibe de yenildik. İki yenildiğimiz board var gördüğünüz gibi. Onlar için de ne yapmanız lazım? Tabi şöyle bir şey var. Hiçbir eklentimizi de aktif kullanamıyoruz maalesef. Zihin açıklığı ile oynadığımız için iki Garen'le oynuyoruz. Burada ben eklentileri çoğaltabilirim. Siz eğer çoğaltırsanız zihin açıklığı ile oynamazsınız. Daha güçlü olabilirsiniz. Burada 9 level'a çıkma ihtimalini en erkene çektiğimiz için biz altını da harcamadığımız için gördüğünüz gibi tüm rakiplerim 7 level'da işte 8 level'da 6 level'larda falan ama biz 9'a çok yakınız. Morgana'dan döndük. Bu item Morgana'dan geldi. Dediğim gibi Zeke'yi yaptım. Zeke'yi de hemen gittim. Rele verdim. Şimdi zaten çok üstteyiz.
Burada aslında Odin yapıp Garen'i 3 yıldız yapıp video için daha güzel bir içerik çıkarabilirim. Ama yani board'un ne kadar güçlü olduğunu görün diye bekletiyorum bilerek. Gördüğünüz gibi Lulu Carry var. Hem de Hünerli'sini de aktif etmiş. Hünerli'yi de Viego'ya vermiş. Normalde paramparça edebilecek bir tahta. İşte frontta Lulu oynayıp ezbere oynayıp kaybeden bir rakibimiz daha diyorum. Orayı eledik. Burada artık zaten rakipler baktım ki eleniyor. Çok sallamadım. Normalde doğrusu ne? Beklemek ve Garen'i 9 level'da aratıp 3 yıldız yapmak. Ama en azından video güzel bir içerik olsun. Garen'i de 3 yıldız yapayım istiyorum. O yüzden rolledim. Gelmedi. Tamam, yine bekleyeceğiz. 83 altınımız var. Yani 9'a da level'a basıp öyle de aratabiliriz. Hiçbir problem yok bence. Yani burada %90 ihtimalle 3 tane Garen buluruz herhalde. Bir de 9'a çıktığınızda %30'a çıkıyor. 4 altınlık şampiyonun gelme ihtimali. Yani büyük, yani 9 level'da aratmak daha doğru. Öyle söyleyeyim. Samira 3 yaptığımız videoda da öyle yapmıştık ya. Dayandık dayandık. 9'a çıktık. 9'da all-in yaptık. Ve Samira 3 yıldız yaptık. Öyle yapmak daha doğru. Ama zaten rakipler eleniyordu hızlı hızlı. O yüzden böyle bir ara bir rol yapayım dedim. Şimdi bu rakibi bizi yenebildi. Güzel, yenmesine sevindim. Burada artık beklemek istemedim. Zaten çok altınımız vardı. 60 küsur altınımız var. Herhalde Garen'i 3 yıldız yaparım diye düşünüyorum. Rolledim. Bir Garen daha bulduk. Güzel. Şimdi artık zaten zihin açıklığının çok bir anlamı kalmadı bizim için. Urgot kullanabilirsiniz bu kompozisyonda. Gayet verimli oluyor. Fiddle da kullanabilirsiniz ama bence Urgot'u tavsiye ederim. Garen çok uzun süre tuttuğu için rakipleri önde. Urgot arkadan bayağı iyi hazine atabiliyor size. Burada ben yetişemedim son saniye. Janna'yı koysam mı diyordum. Sonra vazgeçtim Urgot'u koyayım derken. Gördüğünüz gibi Leona girdi bu arada. Olsun, sorun değil. Zaten o da mecha şampiyon. Gayet iyi olur bizim için. Şimdi rakiple Asol var. 3 yıldız bir Vay yapabilmiş. Vay olduğu için Garen'e aslında biraz büyük bir darbe veriyor. Ama gördüğünüz gibi 2 yıldız Garen bile ne kadar backline'deki şampiyonlara hasar atıyor. Görüyorsunuz. Zaten 3 yıldız olsa paramparça ederdi. Rakipte av heyecanı olduğu için öyle de bir böyle blok atabiliyor bize. Çok fazla can yenileyebiliyor. Orion Sol yoksa düşerdi şimdiye kadar gördüğünüz gibi. Yine kazandı. Problem yok. 20 altın seviyesindeyiz. 2 Garen bulduktan sonra zaten bizim için oyun bitiyor. Çok rahat bir şekilde. Burada Mecha'yı almadım. Savuncuyu 6'ya çıkarayım dedim bir an önce. Yoksa Mecha'yı alıp işte Urgot'u koyup daha güzel bir board da kurabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ben burada savuncuyu Leona'ya vereyim. Ekstra Leona'm daha tank olsun diye böyle bir tercihe gittim. Vallahi Garen gelir diye umut ettim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama istediğimiz gibi gitmedi roller. Bazen de şanssızlık oluyor. Bir tane daha Garen'imiz var. Bir Garen'e 3 yıldız olacak zaten. 2 kişi de kaldık. Rakibin 19 canı var. Benim 27 canım var. O yüzden daha herhalde en azından 2 oyun falan kaybedebiliriz. Çok korkum yok. Daha demin bizi yenen Ava heyecanıyla Sol Carry oynayan rakibim kalmış zaten. Diğer rakibim elenmiş. Bence gayet güzel bir kompozisyon oldu. Bombardımanı da öylesine verdim. Urgot'a çok bir efektifi yok. Urgot'la oynamak çok efektif ama onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yani burada çok fazla ulti stack atabilir. Hackerboardlar haricinde bu kompozisyon Lulu Carry'ler, backline'de oynayan şampiyonlar falan gibi kompozisyonlara gayet güzel bir counterplay olduğunu düşünüyorum. Rakibim burada ben eledim. Maalesef Garen'i 3 yıldız yapamadık ama 3 yıldız yapmış sayın. NihilUS kanalında 3 yıldız halde var. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdiden bir daha hatırlatayım bunu. Böylelikle güzel bir Garen oyunu olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim. Geri dönüşlerinizi beklerim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Bu da oyun son ekranı. Gördüğünüz gibi 41 LP aldık oyundan. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.